olayda bulunan şahıslardan birinin de Tarık Özerbay'ın oğlu Azat Özerbay olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medyadaki paylaşımında, olay yerinden kaçtıkları aracın da göründüğü dikkatlerden kaçmadı. Kan donduran olayda, hayatını kaybeden gençlerden başına şişe ile vurup darp eden ve belinde tabanca olduğu görülen Murat Özer, yakalandı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Esenyurt'taki vahşetle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Şahıslardan birinin gözaltına alındığı, firari 3 şahsın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yapmış oldukları incelemede, 1 adet 7,65 mm ve 11 adet 9 mm kovan bulunmuş olup, olayın yaşandığı işletmede ayrıca bir pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet de mermi ele geçirilmiştir, denildi. Türkiye'nin konuştuğu vahşetin nedeniyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre tekel sahibinin büyük oğlu daha önce saldırganlardan birini bacağından vurdu. Olayın unutulması için kan parası adı altında bir miktar para ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı. Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı. Tekel sahibinin borcunu ödememesi ise gerginliğe yol açtı. Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen'den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, WhatsApp'tan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen'i bulmak için tekel bayin gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü.